Behçet hastalığı da evet, var. Evet, Behçet'e karşı işte biraz önce bahsettiğim bu kara hindiba. Kanı temizler. Behçet de bir çeşit aslında nedir? Romatizmadır. Behçet hastalığı da bir çeşit romatizma. Şimdi bunu keşfeden Hulusi Behçet Bey afta nasıl anlaşılır? Ağız içerisinde sürekli, yani Behçet'in sebebi ağız içerisinde bir, sürekli yaralar, iyileşmeyen yaralar oluşur. İki, cinsel organ etrafında sivilce şeklinde yaralar oluşur, iyileşmez. İyileştiği zaman da izi kalır. Zımbayla zımbalanmış gibi izleri kalır. Veyahut da Behçet hastalarının çoğunda üçüncü olarak gözde üveit denen bir rahatsızlık, iltihaplanma, göz iltihaplanması, görme zafiyeti, görme anormallikleri ortaya çıkar. İşte bazı belirtileri olursa kişinin hemen mutlaka doğru uzmanlara gidip teşhis kodurması gerekir. Teşhis. Mesela Bahçeşehir'den bir hanımefendi Behçet teşhisi konulmuşsa ondan sonra ne kullanması gerekir? Şunu şunu. Kolay. Behçet nedeniyle 15 yıl kortizon kullanmış. Yani her şeyde kortizon veriliyor. Yani kortizon. Tabii ki kortizonun birçok yan etkisi var. Evet, yan etkisi çok büyük olduğu için kadıncağızda kilo problemi, kilo vücudun anormal kilo aldırıyor kişiye. Obezite problemi ortaya çıkıyor. Ödem oluşuyor. Yüzü deforme oluyor. Moğol tipi dediğimiz yüz, yuvarlak bir yüz oluşuyor. Kemikler cam kemik dediğimiz kırılgan hale geliyor. Yani kişi kendini zorladığı zaman kemikler kırılgan hale geliyor. Hafıza zafiyeti ortaya çıkıyor vesaire. Bu hanımefendi de muzdarip 15 yıldır kortizon kullanmış. Dedim ki garantisi yok bu işin. Zaten 15 yıldır kimyasal ilaç kullanıyorsunuz. Ama o ağzına sert bir şey aldığı zaman yiyemiyor. Sulu yemek yiyor artık. O kadar ağzının içerisindeki yaralardan ekmek bile yiyemiyor. Hiçbir şey yemiyor. Sert bir şey hiç yiyemiyor. Sadece çorba, sıvı. Kaç yıldır doğru dürüst beslenemiyor. Onu, bunu, şunu hiçbir şey yemiyor. Normal hayatı yok. Dedim ki deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Yani böyle iyi deriz. Şöyle deriz, böyle deriz, yanlış. Deneyeceğiz. Ya olabilir, olmayabilir. Allah bilir. Hanımefendi 6 hafta kullandı. Aradı beni, ağladı. Ne alıyorsunuz, ne oldu, ne için alıyorsunuz dedim. Allah'ıma şükürler olsun artık istediğim yemeği yiyebiliyorum dedi. İyi dedik, hadi bakalım hayırlısı olsun. 6 haftada normal yemek yiyebilir hale geldi. Hiçbir şey sert yemek 15 yılın sonunda diyorsunuz. 15 yıl sonunda evet, 15 yıl kortizon kullanmış. Kortizon da iyileştirmiyor. İyileştirse neyse. Daha çok yan etkisi. Sadece biraz baskılıyor ve evet. Bir sürü hastalığı tetikliyor. Tansiyon, kolesterol, obezite, kemik erimesi, hafıza zafiyeti. Böbrek kortizon sürekli kullanırsa böbrek üstü bezeleri çalışmıyor. Yani beyne zarar veriyor vesaire vesaire. Yani birçok yan tesiri var. Bu nedenle kişi rastgele kimyasal ilaç kullanmasa iyi olur. Kullanırsa Allah korusun birçok hastalığı tetikliyor. Evet, bu Behçet hastalığının bitkisel çözüm yollarından bahsediyoruz. Hangi bitki en çok iyi geliyor? Behçet'in birçok işte sebepleri, belirtileri evet. var demiştim. Behçet'e karşı en etkili bitkiler en etkilisi. Harpago, evet. bu gördüğünüz kara hindiba. Kanı temizler, karaciğeri temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Harpago, kara hindiba, ısırgan otu, civan perçemi otu, ayrı kökü gibi çok özel biz buna bir formül geliştirdik ve kara hindiba forte diye çok mükemmel bir ürün geliştirdik. Kişi bunları kullandığı zaman geç kalmamak gerekir. Hiçbir rahatsızlıkta geç kalmadığı zaman tedavi, iyileşme süreci hızlanır. Ne kadar erken herhangi bir rahatsızlığa yakalandığında, mesela ben dün bir vatandaş, ağır hasta bir vatandaştan grip kaptım. Hemen perişan oldum. Gözlerim akıyor, burnum akıyor. O dedim, yarın ben televizyona gidemeyeceğim. Hemen dedim ki getir bakayım iksirimi. Bizlere de önerirseniz. Tabii evet, ki mevsimsel. Bizler de aynı şekilde. Evet. İksir hazır bir şurup. Evet, şurup. Günde saat başı yarım çay bardağı içtim. Ama diyorsan çay da tavsiye edebilirim. Şöyle bir çay. Evet.
grip üşütmenizliğe karşı. Biraz önce burada bahsettiğim bu ekinezya bulabilirse bir telefon tabii. Bağlı.